Tam 8 sene uyuyamadı. Yediği her lokma burnundan geldi. Tıbbı bitirdi ama doktorluk yapamadı. 24 yaşındaki genç hekim halk arasında çıldırtan ağrı diye bilinen hastalık yüzünden yaşamını deyim yerindeyse askıya aldı. Zindandaki hayatı 4 saatlik ameliyatla nihayet normale döndü. Ağrı benim yüzümün sağ tarafındaydı. Şu an trigeminal nevralji ile ilgili olan ağrıların tamamı geçti. Tekrar eşitlendim yaşıtlarımla. Artık yaşıtlarımla eşitim diyor çünkü hiçbir zaman öyle hissetmedi. Nisanur Geçici'nin hayatını yıllarca şiddetli ağrılar kabusa çevirdi. Ne zaman uyuyacağına, ne zaman yemek yiyeceğine, ders çalışacağına ağrıları karar verdi. İlk hastalık çıktığımda lisedeydim. Ağrı benim yüzümün sağ tarafındaydı. Alt çeneye de yayılıyordu. Ben de diş ağrısı zannettim. Çoğu kişi gibi ilk. Ancak diş ağrısı değildi. Migren değildi. Her şey tek tek elendi ve geriye hayattan koparan o şiddetli ağrılar trigeminal nevralji kaldı. Ben yarım saat 40 dakikaya kadar hiç kesilmeden ağrı çektiğimi biliyorum. Sadece ağrının içine kapalı hapis kalıyorsunuz. İnsanlar gerçekten bu ağrılar neticesinde işini yapamıyor. Sosyal hayatını yaşayamıyor, çocuklarına bakamıyor. Bazı hastalarda o kadar şiddetli ağrılar oluşuyor ki intiharı düşünüyorlar. Nisanur Geçici tıp fakültesini bitirdi, stajını verdi ama hep ağrı ve acı içinde. Ben tıp fakültesini okurken tıp fakültesini okumak hep çok geri planda kaldı benim için. Ben daha çok ağrılar, hani hastalık, kendi hayatımı idame ettirme bölümüyle uğraşıyordum. Arka planda okudum, çok hatırlamıyorum bile diyebilirim. Ağrılar nedeniyle mesleğini yapmaya korkan Geçici sonunda ameliyat olmaya karar verdi ve Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'ne geldi. Bir ameliyat uyguladık. Kulağın arkasından beyin sapına girerek, yani beynin o hassas bölgelerine girerek yapılan bir ameliyat. Yaklaşık 4 saat sürdü ameliyat ve hastamız gayet mutlu. Özgüveni yerine geldi, görevine başlayacak. Nisanur Geçici 24 yaşında pırıl pırıl bir doktor. Ancak çıldırtan ağrılar nedeniyle görev yerine gidemedi. Ve ameliyat olduktan sonra tamamen düzeldi. Bir mesleğe atılırken, bir bölüm seçerken evlenecek miyim, çocuk yapacak mıyım? Şu an özgürüm diyebilirim bu konuda. Uzmanlık sınavına hazırlanacak olan genç doktorun hedefi ise kendisi gibi çaresiz ağrılar çekenlere şifa olmak. Cerrahi bir bölüm istiyorum. Bakalım nasıl. Artık doktorluk mesleğinde önünüzde bir engel kalmadı. Aynen. 8 Mart Dünya Emekçi Kadın.